Efendim herkese iyi akşamlar. Medyaskop TV'desiniz. Rominite'dasınız. Şimdi hep böyle yekten ben söylemeyi seviyorum. İyi akşamlar dediysem aslında siz şu anda bir bant yayını izliyorsunuz. Şu anda akşam değil hatta ve hatta dışarıda son derece güzel güneşli de bir hava var. Zaten arkamdan yansıyan görüntüde de siz de fark edeceksiniz. Kimseyi kandırmıyoruz yani ama zamanlama olarak anca uydurduğumuz için bir bant yayınla sizlere merhaba diyoruz. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Sonuçta çok lezzetli olacağını düşündüğüm bir program yapacağız. Çünkü sizin de çok ilgiyle takip ettiğinizi bildiğim, benim de çıkan her videosunu yeni video gelmiş diye hemen girip izlediğim çok keyifli biriyle sohbet ediyor olacağız. Vedat Ozan bu akşam bizimle birlikte Rominite'da. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz iyisiniz. Yaşıyoruz. Oh yaşa. Şimdi bu fonlar artık klasik oldu. Herkesin işte ne bileyim bu internet bağlantıları üzerinden yapılan yayınlarda belli kendine has bir alameti farikası oluveriyor fon anlamında. Ama sizin biraz da yaşam alanınız gibi de duruyor zaten orası. Ben atölyemi bu şeyle beraber salgın ve kapanmayla beraber kapattım. Dolayısıyla oradaki kitaplarımın bir kısmını en elzem olanlarını da getirdim ve evde böyle küçük bir odam var, kütüphane gibi kullandığım, bir de çalışma masam var. Orada çalışıyorum. Dolayısıyla evet yani aslında mesai saatlerinin içinde burada yaşıyorum. Bu dört duvarın içinde yaşıyorum gibi olabilir. Evet ama orası çok renkli bir dünya belli ki. Arkada ana Britanikaları görüyorum. Ansiklopediler özellikle belli bir kuşak için kendimi de içine dahil ediyorum. Çünkü benim de sağım solum ansiklopedilerle görünmüyor ama aşağılarda çocukluğumuzda ablamla bana alınmış olan ansiklopedilerle dolu sıra sıra. Onlar hala tabii ki pek çok bilgi güncellenmiş olmasına rağmen işte onlar o dönemde kaldılar ama kaynak olarak hala başvurulacak kaynaklar, doğru mu? Kesinlikle yani ben de zaman zaman ya çocukken çok tekrar tekrar ansiklopedileri okurduk. Hani işte ansiklopedi okumak diye bir şey de vardı. Sadece maddeye bakıp referans almak değil, sanki onu böyle bir şey edebi esermiş gibi okumak şeyi de vardı. O bazen oluyor yani, bazen mesela bir cildi çekip alıyorum, vaktim varsa mesela bir yarım saat bir saat falan kayboluyor. İçindeki bilgi tabii dediğiniz gibi güncellenmiş olabilir ama zamanın dili ve zamanın ruhunu alabiliyorsunuz maddeyi okurken. Yani ne kelimeler kullanıyor, nasıl telaffuz ediyor? Çünkü çok eskiye gittiğiniz zaman çok eskide telaffuzda da farklılıklar olabiliyor yazılırken. İşte ifadeler nasıl falan, böyle bir çok çok yönlü bir şey oluyor. Bir geçmişi yaşama hali oluyor. Keyif veriyor tabii aslında. Yani çok keyif veriyor. Şey, elektronik ortamda bilgi, dolayısıyla yeni jenerasyonların çok fazla ansiklopediyle ilgileri olduğunu zannetmiyorum. Zaten çok anlamsız gelebilir yani. O kadarcık bilgi için koca bir şeyi niye taşıyacaksın? Cep telefonundan zaten erişiyorsun hepsine falan. Ya ismi telefon da yani her şeyi yapan aletler bunlar sonuçta. Doğru, aynen. Peki siz buna adapte olabildiniz mi? Ben mesela kendi adıma söyleyeyim, hala daha bir şeyi somut olarak elimde tutabileceğim, sayfasını çevirebileceğim bir yerden okumayı doğrusu tercih ediyorum hala. Yani buna eski kafalılık da dememek lazım. Bu tamamen beni, bu arada tabii ki cep telefonumdan ya da bilgisayarımdan her türlü kaynağa çok rahat ulaşıyorum da. Ama onları da tercih ediyorum. Sizde durum ne? Sizinkine benzer bir durumdayım. Yani ben de mesela internetten bir şey indireyim, bir PDF, bir araştırma, bir makale falan. Yani ilk başta bir okuyorum, derinliğine incelemem gerekiyorsa basıyorum, bastıktan sonra okuyorum. Yani böyle bir şeyi de zorlamaya çok gerek var mı bilmiyorum. Tamam yani bu iş elektronik ortama doğru kayıyor da, yani ben de buna adapte olmak zorunda mıyım? Yani ben de böyle gideyim, ne olacak? Bundan sonra zaten değişecek. Hani ben direnirsem onu engellemiş olmayacağım. Bu benim sorunum. Dolayısıyla yani evet, ben basılı okumayı tercih ediyorum. Ya, tabii ki internete dediğiniz gibi yani yolda bir şey aklınıza geliyor, telefonda pıt diye girip bakabiliyorsunuz. Ama yani basılı kitabı ben bırakamadım.
Bırakma evet. iddiasında da hiçbir zaman herhalde olmam diye düşünüyorum yani. Zaten sanırım dünya da çok öyle bir yöne gitmiyor doğrusunu isterseniz. Her ne kadar hani teknolojik gelişmeler falan dense de yine de dünyada bu kadar çok yayın basılıyorsa, somut olarak da yani fiziksel olarak da basılıyorsa dünya henüz o noktalarda değil. Yani istedikleri kadar işte e-booklar falan filan yapsınlar. Bunlar sadece belki hani daha pratik yan kavramlar gibi gelişiyor gibime geliyor. Yani şu anda öyle olmamalarına rağmen şu dikkat çekiyor ki artıyorlar. Yani dolayısıyla geleceğe doğru bir işaret veriyor o da. Yani her geçen gün onların kullanımı biraz daha fazlalaşmış oluyor. Belki aynı seviyede değil şu anda ama bugün değilse belki bir 5 yıl sonra, 6 yıl sonra işte e-kitaplar veya sesli kitaplar, sesli olayı da çok şey yaptı çünkü çok revaçta tabii. Bu ara. Dolayısıyla işte medya hep değişiyor. Ne diyeyim yani işte bu işler taş tabletlerden başladı biliyorsunuz. Böyle adım adım yeni yeni bir şeylere gidiliyor. Belki de ileride hiç ortam olmayacak. Böyle interkonekte bir sistemde zaten insanlar gereken bilmelerine gerektiği düşünülen bilgileri zaten belki özümseyecekler yani çok ileride. Değil mi? Matrix serisinin hangi bölümüydü hatırlamıyorum ama bir tanesinde vardı izlediyseniz belki hatırlarsınız. Trinity helikopter kullanmayı bilmez. O zaman ona bir tane kitap verir, elini şöyle arasına koyar, hop bir anda kompetanı olur, bütün o bilgiyi alıverir falan. Belki hani oraya öyle bir yere gidecek belli olmaz. Çok da pratik görünüyor doğrusunu isterseniz. Hani keşke öyle bir hem zamandan hem de hani anlaşılabiliyorsa bayağı tasarruf edici bir şey yani. Evet. Keşke şimdi, mesela öyle lisan öğrenmek mümkün olabilseydi keşke mesela böyle elini uzatıp pak diye işte bilmediğiniz bir lisanı keşke öğrenebilseydik. Ama işte orada ya, sınırlayamıyorsunuz. Ya suistimale gidiyor bu iş sonuçta bir yerde. Yani. Tabii aynen. Ya bir de şöyle bir şey var ya hep yani gördüğüm o teknoloji ne kadar gelişiyor olsa da sonuçta insan zihni onunla eş zamanlı ve oranla gelişmiyor. Hala kültür dediğimiz bizi biz yapan ya da hani bizi biz yapan da başkalarına göre doğu felsefesine göre bizi biz yapan şey kültür değil ama yani bugünkü insanı var eden, davranışlarını düzenleyen, düşüncesini belirleyen vesaire o sistem hala çok canlı bir şekilde hayatta. Dolayısıyla hani biz teknolojiyle eş zamanlı ve oranda gelişmiyoruz. Anladığım. Yani bir kısmı herhalde bizden ileride gidiyor ki bu teknoloji de ortaya çıkıyor ama yani toplumun çoğunluğuna baktığımız zaman haklısınız. Ya hep bir adaptasyon yani insanlık tarihi boyunca hep bir şeylere adapte olmaya çalışıyoruz. Tabii insan diyorum ama burada tabii çok insan merkezli bir konuşma oldu. Bütün canlılar böyleler. Tabii. Yani sürekli ortam değişiyor, yaşam koşulları değişiyor. Bütün canlılar yeni bir şeylere adapte. Yani şu yaşadığımız pandemi dönemindeki bir senedir tanıdığımız virüs bile adaptasyonla beraber mutasyon geçiriyor yani kaçıncı doğru. mutasyonu geçiriyor. Doğru. Sonuçta biz de hani bize kadar gelen canlılar ailesi içerisinde de hani bir mutasyondan geçip de işte bugünkü iki kollu iki bacaklı neyse işte oldu verdik. Şimdi Vedat Ozan dört tane çok lezzetli kitabın yazarı kokular kitabı, parfümler, lezzetler, kültürler bir yandan da bakıyorum da sırası bu değil söylediğim gibi değil ama ve tabii hadi bir tanesini rastgele almış olayım bir defa hardcover ciltleri çok özlemiş biri olarak da bu estetik davranışınız için de ayrıca teşekkür ediyorum size. Eskiden daha çok hardcover kitaplar çıkardı. Artık maalesef yok. Tabii ekonomik olarak yapmıyorlar bunları yayın evleri. Ama böyle bir şey de hem okurken büyük bir lezzet veriyor hem de hani şık duruyor yani bayağı. Bu kitaplarla birlikte sizin bir de hikaye anlatıcılığınız var ki tabii ki kitapların içerisinde çok net rastladığımız, internette yayınlanan videolarınız içerisinde yahut katıldığınız programlar içerisinde ki hikaye anlatıcılığınız bana göre çok ön plana çıkıyor. Dümdüz bir
atıyorum ne bileyim Uzak Doğu kültürünü anlatmak bir şeydir. Ama bunu bir hikaye haline getirip anlatmak bambaşka bir şeydir. Big Fish diye bir film vardı. İzlediniz mi? Hatırlayamadım şu anda. Eğer öyleyse de mutlaka izlemenizi ya da hatırlamanızı çok isterim. Çünkü sizde de böyle öyle bir şey algılıyorum ben. Orada ki o Big Fish işte bir hikayeyle o çocuğa bütün doğumundan o yaşa gelen hadisesini anlatırdı babası olarak. Fakat o çocuk yetişkin olduğunda bütün bunlardan öz babası olduğu için ve aslında onunla yeterince yakın olamadığı için o hikayelerine hep öfkelenmiş, hep kızmıştı. Sonra bir yerde artık böyle baba gidiyor öbür tarafa diyelim. Babanın en yakın arkadaşı diyor ki bak diyor hep diyor senin doğum hikayeni anlattığında diyor sen sıkıldın kaçtın diyor. Oysa diyor ben sana şimdi anlatayım diyor senin doğum hikayeni. Annen hamile kaldı 9 ay 10 gün sonra hastaneye götürdük ve sen doğdun. İşte senin doğum hikayen bu kadar. Hangisini tercih edersin? Mealen söylüyorum. Onlar çok daha güzel cümleler kuruyorlar tabii. Bunun gibi bir şey sizin yaptığınızda. O kadar lezzetli anlatıyorsunuz ki belli ki çok meraklı bir adamsınız. Bu merak yani, nereden geliyor ve nasıl beslendi? Merakla obsesyonun arasında bir sınır varsa ben obsesyon tarafına bir adım atmış varsayıyorum kendimi. Tabiatından bu arada. O da belli beyefendi, o da belli. Farkındayız her şeyin. Yani bu arada tabii bunu söylememle beraber yani kendimi de dövmüyorum. Obsesyonu da olumsuz olarak kullanmıyorum. Çünkü yani işte yer, zaman, kullanım şekline göre gayet olumlu bir şey de olabiliyor obsesyon. Evet. Yani merak var bilmiyorum. Küçük yaştan işte demin konuştuğumuz gibi yani ansiklopedileri karıştırıp ilginç bir takım şeylerin karşıma çıkmasından hala onların bazılarını hatırlamam vesaire gibi şeylerle bir merak vardı. Evde çok fazla yani benim çocukluğumun olduğu dönem bugünkü gibi öyle her ay yüzlerce kitabın çıktığı bir dönem değildi. Dolayısıyla az sayıda kitap olurdu. Az sayıda kitabı da tekrar tekrar okurduk. Şimdi tekrar tekrar okuduğunuz zaman da ilk okumada fark etmediğiniz bir takım şeyleri fark etmeye başlıyorsunuz. Bunu fark etmenizle beraber de aslında ayrıntı diye bir gerçek olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz. İşte bu ayrıntıyla beraber bu hafif obsesif yapıda birleşince böyle meraklı bir kişilikmiş gibi şey yapıyorum herhalde, çıkıyorum ortaya diye düşünebilirim. Hikaye anlatımının meselesi şu, yani ben birisine bir şeyi anlatmak istiyorsam, bir bilgiyi onunla paylaşmak istiyorsam, tabii ki sadece ağzından çıkması bunun benim için yeterli bir şey değil, kimse için de yeterli bir şey değil. Anlaşılabilir olması lazım, yani karşı tarafın onu anlayabildiğine ikna olmam lazım. Bir şeyi de anlaşılabilir kılmanın en kolay yolu o bilgiyi bir hikayenin içine gömmek. Yani bir hikayeyle çerçevelemek onu. Bu hikaye de ne kadar geniş bir çerçeveden başlarsa ana noktaya geldiğinizde o kadar şaşırtıcı oluyor tabii. Ya biz nereden başlamıştık, nereye geldik? Aa dediğinizde işte onu içselleştirmiş oluyorsunuz. Bir anlamda bir empati kurmak için hikayeyi araçsallaştırmış oluyorsunuz. Tabii bütün bunları ben çok sonra geriye bakaraktan çıkartıyorum. Yoksa başladığımda ben böyle bir proje yapayım, böyle hikayeler yapayım, onun içine bunu koyayım, bunun içine bunu koyayım falan diye çıkmış değilim. Yani naturasında böyle gelişmiş şeyler bunlar. Ama özellikle kokuyla ilgili çalışmaya başladığımda bir takım böyle çok sert, o sizin demin vermiş olduğunuz örneğe benzer bir şekilde işte hamilelik oldu, sonra doğum oldu, sen oldun falan gibi bir şeyleri kokuyla ilgili aktarmaya çalışırken onun kolay anlaşılabilmesi için oturup günlerce uygun hikaye aradığımı bilirim. Yani çünkü ben bunu söylediğim zaman ve bir kulaktan girip bir kulaktan çıktığı zaman ben boşuna konuşmuş olacağım. Dolayısıyla onu anlaşılır kılmak için dediğim gibi etkileyici ve gerçekten o bahsetmiş olduğum olgunun ifadesini bulabileceği bir hikaye olması şart. Belki de bilimin sıkıcı olmaması için zaten baştan ön koşullardan bir tanesinin bu olması lazım. Yoksa 2+2=4 hepimiz biliyoruz.
Ama yani biz bunu bilmemize işte ilkokuldayken bunu iki elma resmiyle iki elma resmi olarak iki ile ikiyi toplarken görüyoruz. İşte o elmalar buradaki hikayeler zaten ya. Yani. Böyle özetleyebilirim. Doğru. Peki bunu geliştirebilmek için de muhtemelen hani tabii ki bol okumak, çok merak edip farklı farklı şeyleri çok merak edip bol okumak ve belki çapraz okumalar yapmak. Ya da hani bazen de rastlantı sonucu hani bir hikaye sizi hop başka bir yere götürüyor. Hangisini daha çok yaptınız? Rastlantı çok fazla olmadı diyebilirim. Yani tabii ki rastlantının da yeri var. Bir yerde bir şey görüyorsunuz. Daha önce de sizde olan bir şeyle onun bağlı olduğunu hissediyorsunuz. Onu bir tarafa not ediyorsunuz. Sonra üzerine çalışıyorsunuz. Aa, hakikaten bağ varmış. Bazen de hüsrana uğruyorsunuz. Hiçbir bağ yokmuş. Hüsran derken yani o hikaye bağlamında hüsrana uğruyorsunuz. Sonuçta bir şey çalıştığınız zaman hiçbir zaman hüsran olmaz. Bir şey öğrenmiş olursunuz orada. Daha çok dediğim gibi yani böyle farklı alanlar, farklı disiplinlerde bunun neyle ilgisi var diye bakmak zaten işte ne bileyim ben geçmişine baktığınızda benim en çok üzerinde durduğum etimolojisidir. Yani mesela bir kelime varsa o bilginin içinde o kelime nereden gelmiş? Çünkü kelimelerin de tarih içindeki yolculukları aslında bize çok şey öğretiyorlar. Dolayısıyla böyle şeye benzetiyorum hep. Bir yün yumağının işte bir ucunu yakalayıp çektiğinizde o yumak böyle döne döne açılmaya başlıyor. İşte doğru ipi bulup da çektiğiniz zaman hikaye de böyle hop diye akı verebiliyor. Ama ben bir öykü yazarı falan da değilim tabiatından bu arada. Ben bunu sadece bir araç olarak kullanıyorum. Evet. Ama doğru öyküleri bulup doğru yerlere yerleştirmek çok kıymetli. Bununla birlikte o doğru hikayeleri anlatabiliyor olmak da çok kıymetli. Yani kimi insan şimdi fıkra bile anlatamaz diyeceğim ama fıkra anlatmak bir meziyettir aslında. Yani bunu fıkrayı küçümsediğim için de söylemiyorum. Dolayısıyla bunu hani belli ki çok ilgilendiğiniz belli yani o okuduğunuz şeyle. Bunu söylemeye çalışıyorum bir taraftan. Peki o video kuşağı şeyi biliyoruz. Radyoda uzun zaman, Açık Radyo'da uzun zaman bu hikayeleri anlattınız. Sonra bir de video kuşağı teklifi mi geldi size? Aslında bir projeniz miydi? Neydi bu? Radyoda aşağı yukarı bayağı bir yani 150-154 hafta falan yayın yaptım. Aslında benim yani dışa dönmem radyo programıyla beraber başlamıştır diyebilirim. Yani Açık Radyo'yla başlamıştır dışa dönmem. Onun üstüne kitaplar geldi. Onun üstüne de yaklaşık şimdi bir aşağı yukarı herhalde 3 ay oldu şu anda. Yani çalışmaya başladığımız daha önce ama yayınlanması 3 ayı buldu. Pena'yla, Ekşi Sözlüğün Penası'yla beraber yapmış olduğumuz bir video serisi var Ufkun İki Katı diye. Orada bir proje değildi. Yani onlarla sohbet ederken çıktı daha doğrusu. Böyle böyle bir şey yapalım mı? Nasıl bir şey yapalım? Ben şimdiye kadar paylaşımlarımı hep koku odaklı ve anlatımın büyük bir bölümünü kokuya ayıraraktan yapmıştım. Ufkun İki Katı'nda yani bu video serisinde durum biraz farklı. Koku illaki hepsinde var ama çok konuyu dağıtmamak için daha önce ayrıntısına girmekten çekindiğim bir takım şeyleri de paylaşmaya başladım bu videolarda. Yani 3 cümle koku anlatırken işte ne bileyim 53 cümle başka bir şey anlatabiliyorum. Mesela radyo programında veya kitaplarda böyle yapmıyordum. Çünkü o sanki çok doğru ve çok etik olmayacakmış gibi geliyordu. İsimlerinde de koku vardı çünkü. Hem programın isminde koku vardı hem kitapların ismi Kokular Kitabı diye geçiyordu. Ama burada kokuya ismen de bir referans vermediğimiz için sadece benim ilgi alanım olmasından sebep bir iki cümle bahsedip daha geniş kalan bölgeyi de şey yapabiliyorum, anlatabiliyorum. Çok keyifli bir çalışma. Tabii ben görünüyorum ama bu bir ekip çalışması. Onu da söylemem lazım yani. İşte bir yönetmen, hangi program ne zaman yayınlanacak, kim nasıl edit edecek falan. Tabii. Beni aşmışlar bunlar tabii. Tabii. Ama editoryal kısmı tamamen sizde anlatıcılığıyla birlikte. Doğru mu? Yani programın içeriğini hazırlamak ben de değilim. Yani bir editörümüz var. Benim kitaplarımın da editörü olan
Mesut Varlık var mesela. Ama yani programın içeriğini ben hazırlıyorum sonuçta. Yani önümüzdeki haftalarda şunlardan bahsedelim gibi bir toplantı yaptıktan sonra, ortaya karar çıktıktan sonra artık onun ucuna cücüğüne gitmek şeye kalıyor, bana kalıyor yani. Tabii orada da en büyük problem fazla dağılmak. En büyük risk o yani. Ama sizin de ilgi alanlarınız sayesinde fazla dağılmak da çok mümkün anladığım kadarıyla, değil mi? Yani problem orada, odaklanmak maalesef. Yani işte odağı kaybetmemek. Orada da kitapta geçen ifadesiyle Mesutcuğum mu devreye giriyor Vedat Bey? Evet. Evet, öyle bir atışmalarımız var editörümle, sağ olsun. Yani o işte beni şey yapıyor, yola sokuyor diyeyim. Ben kaydığım zaman yola sokuyor, işte kesiyor, burada anlatıyor. Bunu anlatmaman lazım artık. Bunu başka bir yerde anlatırsın falan diyor. Hak yemeyeyim yani, hiçbir şey silinip atılmıyor tabiatıyla ama. Böyle keyifli bir şey var, bir ekip çalışması var yani toplam olarak. Süper, bir yol göstericiye ya da bir fren yapacak olan ayağa daima ihtiyaç vardır bu konularda. Peki, siz ama yani bir parfümör olarak doğmadınız, işte ne bileyim bir koku kompetanı olarak başlamadınız hayata, doğru mu? Doğru. Yani şimdi oraları anlatın diye demeyeceğim. Yani iş adamıydınız. Daha sonra ama hani nereden geldi o merakla böyle bir de çok spesifik ve niş bir alana kaydınız? Kokuya merakım hep vardı. Yani kendimi bildim bileli. Yani mesela işte çok küçüktüm. Ya yani bu da çok anlattığım bir hikaye. Tekrar gibi olacak ama hani dinlememiş olanlar vardır diye söyleyeyim. Çok küçüktüm mesela. Çok fazla erkekler parfüm kullanmazdı benim küçüklüğümde. Dayım mesela tıraş losyonu kullanırdı. Old Spice diye bir tıraş losyonu vardı. Yani çevrede bildiğim herhalde tek kullanan insan rahmetli dayımdı. Dolayısıyla mesela bu hafızamda kalmış bir şey benim. Yaş ilerledikçe ben de işte parfüm, yani sonuçta koku bir duyu ama parfüm dediğimiz şey de o duyuya hitap eden bir ürün. Bu ürün kısmıyla ilgilenmeye başladım. İşte ergenlikte artık o zaman ne kadar bulunuyorsa parfüm bulalım da sürelim falan. Yurt dışından geliyor, kaldırımlarda satılıyor Almanya'dan gelenler. Şampuan falan da o zamanlar kaldırımlarda Amerikan pazarında falan satılıyor. Amerikan pazarında falan satılıyor. Yani evet. Onların bir kısmının çok kaldırımda satılmasından sebep şu gördüğünüz haldeyim zaten herhalde. Şampuanlardan dolayı ama... Dolayısıyla kıymetli bir şeydi de parfüm. Yani onu kaldırımdan işte birisi Isporta'da tezgahta satıyorsa iyi bir para verip alıyordunuz onu. Dolayısıyla böyle gıdım gıdım tabir edilecek şekilde kullanırız. Kıymetli bir şeydi parfüm. Şimdi o kıymetinin kalmadığını söyleyebilirim çevremden gözlemlediğim. Yani fosur fosur sıkıyor insanlar ve içim gidiyor benim insanlar öyle. Hala çok pahalı tabii de. Yani orijinal parfümler hala çok pahalı ama doğru, evet. Yani bir de koku sıkma adabı da olsa gerek, yani böyle kafadan aşağı boşaltmak gibi değil de o da bir kültür. Değil mi? Yani tabii o hepsinin bir şeyi var yani. Yani sizin nasıl kokuyu nasıl kullandığınız, üstünüze nasıl kullandığınızı sizin kişiliğinizden bağımsız düşünemeyiz. Yani zaten öyle üzerinize boca ediyorsanız kokuyu, muhtemelen dar bir alanda konuşulurken de bağıra bağıra konuşuyorsunuzdur. Bu paralelliği kurarak söylüyorum yani bu. Hepsinin bir şeyi var yani. Bir yöntemi var tabiatına. Başkasının kokusal mahremiyetine tecavüz etmeyecek bir şekilde kokuyu uygulamak lazım. Parfümden bahsedersek eğer. Peki Vedat Bey... böyle sorunca kulağa biraz tuhaf geliyor yani, ama benim durduğum yerden içinde olan biri için bu geçerli değildir muhakkak, ama sadece kelime biraz tuhaf sound ediyor böyle cümle içinde sorunca. Beyefendi, siz burun musunuz? Bu tartışmalı bir konu. Yani burun tabirinin doğru olup olmadığı, burun tabir edilen insanlar arasında da tartışmalı bir konu. Çünkü bir kısmı diyorlar ki burun sadece duyumsamayı sağlayan bir organdır. Biz kokuyu tasarlıyoruz. Kokuyu tasarlarken de burnumuzu değil beynimizi kullanıyoruz diyorlar. Dolayısıyla bir kısım insan, yani parfümör dediğimiz koku tasarımcısı insanların bir kısmı burun tanımına karşı çıkıyor. Fakat
sektörün görünen tarafı, yani işte o metin yazarları, işte halkla ilişkiler şirketleri falan kolay akılda kaldığı ve dikkat çektiği için burun kelimesini kullanmakta ısrar ediyor ve bugün de hala burun diye bu tabir ediliyor. Yani çok hoş bir dergi var Fransa'da mesela, Burun ismi. Tamamen parfümlerle ilgili bir dergiden bahsediyorum. Burun derken burun olmak yani böyle doğuştan gelen bir şey değil. Tabii ki doğuştan genetik olarak farklı koku algı eşiklerine hepimiz sahibiz. Yani öyle bir koku olabilir ki siz alamıyorsunuzdur onu, ben alıyordum ve alıyorumdur. Veya tam tersi ben alamıyorumdur, siz onu alıyorsunuzdur. Ama bu önemli değil. Yani önemli olan kokuyu almaktan ziyade alınan kokuları tanımlamak. Çünkü tanımlayamadığınız bir kokuyu bir malzeme olarak kullanıp onun da dahil olduğu farklı bir bütünü ortaya çıkartma imkanınız yok. Dolayısıyla bu işte esas olan eğitmek yani burnu. Burnu eğitirken burun değil aslında, beyni eğitiyorsunuz. Çünkü belleği eğitiyorsunuz. Yaptığınız o aslında. Onu söyleyecektim. Neticede böyle bir kabiliyetle doğabilirsiniz. Ama her kabiliyette olduğu gibi bunu bir yere yönlendirip eğitmezseniz işe yarayan bir şey, o yetenek olmamış oluyor bu. Yani burun dendiği zaman bana biraz şey gibi geliyor, absolut kulağa sahip bir müzisyen gibi geliyor. Hani dünyada da sınırlı sayıdadır bu. Onlar da her şeyi duyarlar ve ayırt edebilirler ya, yani tıpkı kokuda da dediğiniz gibi. Dolayısıyla onun gibi bir şeymiş gibi geliyor bana. Çok 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 güzel bir örnek verdiniz. Hakikaten onun gibi bir şey. Bu arada bir kabiliyet dediğimiz zaman da olumlu bir anlam atfetmiş oluyoruz kelimeye. Bu bazen rahatsız edici de olabilir. Onun da altını çizmek istiyorum. Yani çok düşük yoğunluklardaki kokuları bile alıyor olabilmek. İşte insanların burası bir şey kokmuyor dediği anda hayır burası şu kokuyor diyebilmek bazen yaşam kalitesini düşüren bir şeye de dönüşebiliyor. Bir hale de dönüşebiliyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi bunu ancak olumlu ve yaratıcı bir yöne kanalize ederseniz bir anlamda üstesinden gelebiliyorsunuz. Ben kendim için söyleyeyim. Ben normal bir koku alma kapasitesine sahibim. Öyle ekstradan doğduğum anda işte herkes yürürken aa burası şu kokuyor falan diye ortaya atlayan bir tip değildim. Eğiterekten, yani ben bir formal eğitim almadım bununla ilgili bir kurumda. Kendimi eğiterekten kokuları ayırmayı, tanımayı öğrendim. Çünkü tek tek kokuları öğrenmek zorundasınız kokuyla ilgili bir şey yapacaksanız. Tek tek bileceksiniz ki bir araya geldiklerinde de nasıl olabileceklerini öngörebilin. Ha, birleştiklerinde de ne olacağını tabii, falan ayırt edebilin diye tabii. Çünkü kompozisyon dediğinizde o kompozisyonun bileşenleri var. Yani notaları bilmeden besteyi nasıl yapacaksınız, nasıl yazacaksınız onu şeyin üstüne, portenin üstüne. Doğru. Peki bu hadisede de şöyle bir şey var mıdır? Mesela kimi şarkıcı der ki benim işte repertuarımda şu kadar parça var. Ya da müzisyen hani der ki. Ve onları ezberden çalabilir yahut söyleyebilir. Mesela sizde de ben işte şu kadar kokuyu ayırabiliyorum gibi böyle bir sınır limit böyle bir şey var mı? Ya da şu genişlikte bir yelpazede kokuları ayırabiliyorum, isimlendiriyorum falan gibi bir şey var mı? Yani hiç böyle bir şeye geri dönüp de saymadım neleri biliyorum, nelerin kokusunu ayırabilirim diye hiç saymadım açıkçası. Ama şey çok, yani palet çok geniş, onu söyleyebilirim. Şunu izah etmem lazım palet geniş derken. Biz hep kokuları tek tek varlarmış gibi zannediyoruz. Mesela işte diyoruz ki bir kavrulmuş kahve kokusu diyoruz. Kavrulmuş kahve kokusu dediğimiz anda biz 900 küsur molekülden bahsediyoruz. Çilek diyoruz mesela. Çilek kokusu dediğimiz anda 350 tane farklı molekülden bahsediyoruz. Bu moleküller belli bir oranda bir araya geldiklerinde bizim beynimizde çilek etiketini öne çıkartılmasının sebebi oluyorlar. Dolayısıyla aslında kokuları tanımak, işte burundu, eğitimdi falan dediğimizde biz o toplamları değil, teker teker bileşenleri tanımaktan bahsediyoruz. Yani o çilek kokusunu oluşturan moleküllerin hiç değilse işte en etkili olan bir 10 tanesini tanımanız lazım. Veya bir gül kokusu dediğimiz zaman işte 550 tane molekül bir araya geliyor. Gül kokusu dediğimiz şey çıkıyor ortaya. Siz bunun en karakteristik olan 20 tanesini bilebilmeniz lazım. Çünkü 20 tanesiyle de
yeterli bir görsel ve sözel yönlendirme yaparsanız karşınızdakini gül koktuğuna ikna edebiliyorsunuz. Hiçbir zaman 550 molekülü kullanmanız gerekmiyor. Buyurun. Peki o 550 molekülün her biri gerçek anlamda bir kokuya sahip midir? Yoksa o kokunun yaratılması için belli işte ne bileyim baz şeyleri mi, görevleri mi vardır? Bir kısmı bizim koku algı eşiğimizin altında kalıyor zaten. Yani çok özel bir şeyiniz olması lazım ki bir kısmının kokusunu alabilin. Bir kısmı direkt gül olarak kokmuyor fakat güle o safsızlık halini verebiliyorlar ki işte yapay olarak üretilmiş bir gül kokusuyla doğal bir gül kokusu arasındaki fark da oradan çıkıyor zaten. Yani o safsızlık hali, yani pürite denilen şey, o bize gerçek olanın sinyalini veriyor aslında. Şöyle söyleyeyim, yani elmanın içinde kurdu gördüğünüz zaman işte bu ne bileyim ben şey yememiş, işte haşere karşıtı bir şey bunun üzerine sürmemiş, olduğu gibi büyümüş elma dersiniz ya, işte o empüriteleri hissedebildiğiniz zaman doğal olana gidebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi 550 tanesi bir işe yaramıyor. Bazısında bir sürü molekül var, tek bir tanesi zaten karakteristiği veriyor. Mesela vanilya. Vanilin tek başına bir vanilin molekülünü kokladığınız zaman vanilya koklamış gibi oluyorsunuz veya vanilya yemiş gibi oluyorsunuz. Yani dünyada şu anda doğal vanilin, doğal olarak elde edilen vanilin talebin %1'ini zor karşılıyor. Dolayısıyla zaten biz hep yapay olarak üretilmiş vanilin molekülü. İşte dondurma yiyoruz, pasta yiyoruz, bisküvi yiyoruz. Hepsinin de vanilyalı olduğunu biliyoruz. O vanilyalı olma algısı o vanilin molekülüyle, tek bir moleküller oluyor. Her malzemede bu farklı. Kiminde tek bir molekül oluyor, kiminde 10 tane iri araya getirmeniz lazım. Kiminde ne yaparsanız yapın tam karşılığını veremiyorsunuz mesela. Peki o zaman şöyle bir yere geliyoruz. Bir kokuyu imite etmek mümkün tabii. Yapılıyor bu zaten. Ama şöyle bir şey de var. Yani işte mesela bir sinir bilimci arkadaşım söylemişti. Yani beyinde hani 1 litre su, işte 160 gram yağ, protein, 15 gram işte şekeri, biraz tuzu bilmem neden oluşur aslında ama bu malzemeleri bir araya getirdiğimizde biz beyin yapamıyoruz. Böyle bir gerçeklik yok. Dolayısıyla böyle bir şey parfüm imal etmekte de geçerli. Yani en safından söz ediyorum ya da koku imal etmekte de geçerli olabilir mi? Yani dünya kadar imitasyon koku var. Hele işte son 10-15 yılda bayağı hani dükkanları falan da açıldı ya bunların. Baktığında evet o bildiğin koku gibi duruyor. Ama o koku değil. Yani sonuçta tabii o tarafı da belki çok felsefi bir tarafa da gidiyor olabilir. Hani gerçek ne kardeşim gibi bir yere de gidelim demiyorum ama sonuçta üretilebiliyor değil mi her şey yani? Yani kapasite olarak üretilmeye muktediriz. Ama yani işte o taklitlerden bahsediyorsanız niçin tam aslı gibi olmuyor? Orada tabii bir sürü başka parametre giriyor devreye. Bir kere ekonomik bir parametre var yani. Onları ucuz satmak zorundasınız. Dolayısıyla orijinalinde kullanılan bir takım şeyleri belki kullanamıyor olabiliyorsunuz. İkincisi bu taklitler o kadar arttı ki artık yeni parfüm çıkarırken kullanılan bir takım moleküllerin sadece kendilerine özel olduğunu iddia eden bir takım üreticiler çıktı. Yani parfüm ham maddesi üreticisi diyor ki ben A diye bir molekül yaptım. Ve bu A isimli molekülü 5 sene boyunca hiç kimseyle paylaşmayacağım. Sen parfüm çıkartıyorsun, sadece sana vereceğim diyor. Şimdi o moleküle başka bir yerden ulaşma imkanınız kısa süre içinde yok. Bunlara captive molecules deniyor. Yani yakalanmış mahfuz moleküller deniyor. Şey altında herkes alamıyor bunları. Şey gibi düşünün. Yani bir şeyin patentini aldınız, taklit edemiyorsunuz gibi düşünün. Ya işte ilaç yaptınız, patent süresi bitmeden taklit edemiyorsunuz. Dolayısıyla bu tip malzemeler de eğer taklit parfümün içinde yer alması gerekiyorsa ve bulunamıyorsa tabii o zaman birebir örtüşemiyor gerçeğiyle. Ama bunların daha az olduğunu düşünelim. Ekonomik olarak tam karşılamıyor olması daha önemli şeyde. Çünkü yani taklit parfümle gerçek parfümü mukayese ettiğinizde ilk intibada bir problem yok. Yani ilk izlenimler ilk kokladığınız 5 dakika 10 dakikada aşağı yukarı örtüşüyorlar.
sonra fark açılmaya başlıyor ki sonrası dediğimiz alan da zaten ham madde fiyatlarının daha arttığı bölgeler zaman olarak. Yani parfüm böyle ilk başta hissettiğimizden sonra hissettiğimiz kokusu arasında fark var. O daha ağır moleküller, daha sonra ortaya çıkan moleküller daha biraz fiyatlı moleküller. Dolayısıyla ekonomik bir şey. Yoksa muktedir, yani teknoloji muktedir bugün her şeyin kokusunu yapmaya. Aygıtlar var yani, o 1950'lerden beri bir takım aygıtlar var. Yani bir taraftan parfümü sokuyorsunuz, öbür taraftan size bilgisayar çıktısında bütün formülü veriyor. Molekül molekül çıkartıyor. Öyle yapılıyor çilek kokuları bile. Yani sadece parfüm olarak da düşünmeyelim bunu tabii. Tabii. Gıda endüstrisi de bundan besleniyor. Yani içinde tek bir şey olmayan, yaban mersini olmayan, yaban mersinli kek yapılıyor mesela. İşte o yaban mersini analiz ediliyor. O birebir taklit edilerekten bir daha ucuz bir yaban mersini aroması üretiliyor vesaire. Teknik olduk. Hayır. Soruma cevap oldu. Peki. Tabii kokunun algıyla çok alakalı olduğunu biliyoruz. Şimdi hani bazı eskiden romanlarda şöyle betimlemeler vardı. İşte kadın aşırı dikkat çekici elbisesi ve ucuz parfümüyle kaldırımda salınarak yürüyordu falan gibi böyle betimlemeler vardı. Hatırlıyorum çocukluğumda. Ucuz parfüm. Şimdi ucuz parfüm demek yani maddi olarak ucuza satılan mı demek, yoksa o bir algı mı? Yani kokusu ucuz kokmak ne demek? Bu nasıl bir algıyla alakalı? Mesela hani çok pahalı olup da benim burnumun hiç sevmediği parfümler de var. Hani bu fark nedir? Nasıl tanımlarsınız? Şimdi vermiş olduğunuz örnekteki, yani o edebi kullanımda ucuz parfümü dediği, aslında zannetmiyorum ki orada parfümü tanımladığını. Orada aslında tanımladığı ucuz kadın parfümü kokuyordu demek istiyor. Yani orada kadına bir etiket takıyor ve o etiket üzerinden kokuyla kadını tanımlıyor. Verdiğiniz örnekteki biraz öyle gibi. Çünkü ucuz pahalı diye, tabii ki yani bir takım malzemelerin elde edilme süreçleri çok farklı, çok zor, dolayısıyla çok pahalılar, ama bu demek değil ki yani o zor malzemeler her zaman için kullanıldıkları formülleri en güzel formüller haline getirebilirler. Böyle bir şey yok tabiatına. Yani işte dünyanın en nitelikli fotoğraf makinesiyle en başarılı fotoğraf çekmenizin nasıl garantisi yoksa, yani bir cep telefonuyla bile çok hoş fotoğraflar çekebilirsiniz. Çünkü esas olan orada teknolojinin de ötesinde bir şey artık. Parfümleride veya kokulu ürünlerde de böyle. Yani tabii malzemenin kalitesi önemli, ama bir takım çok ucuz malzemeleri de doğru bir şekilde bir araya getirirseniz çok farklı ve çok hoşa gidebilecek bir şey çıkartabilirsiniz. Benim genellikle burada vermiş olduğum örnek hep şudur. Yani bir Japon'un eline basit bir A4 sayfası verdiğinizde size origami diye bir sanat çıkartabiliyor bunun karşılığında yani. Doğru. Doğru. Yani ucuz koku, ucuz parfüm, bu belki, evet, dediğiniz gibi kişinin üstünde yani üstünde biz nasıl etiketliyorsak ucuzluk oradan sanki geliyor gibi. Yani biz o etiketi nasıl takıyorsak onun üstüne, ucuzu pahalısı oradan gidiyor. O ucuz pahalı etiketini takarken de muhtemelen bir takım kültürel yönlendirmeler eşliğinde yapıyoruz onu. Yani biz öyle, ne bileyim ben, dağın başında olup da ilk defa o parfümü duyumsuyor olsaydık daha doğrusu, ona ucuz pahalı diye herhalde bir etiket takmayacaktık. İçinde bulunduğumuz toplumun yönlendirmeleri yani. Ha, o zaman bir yemeğin lezzeti ya da parfümün kokusu ya da baktığın bir resmin sende hissettirdiği o duygu olduğun yere göre değişen bir şey. O sadece olduğun yer demeyelim, kim olduğun da diyelim. Yani bizim kokulara ilişkin kanaatlerimizde birkaç tane şey var, belirleyici olgu var. Birincisi bizim kişisel geçmiş hikayemiz. Yani biz kokularla karşılaştıkça onlarla ilgili ileride değişmeyecek bir takım kanaatler ediniyoruz. Ve o kanaatleri birer etiketmiş gibi
koku bellek bankamızda gidip o kokunun ilgili kartının üstüne yapıştırıyoruz. Birincisi kişisel geçmiş hikayemiz. İkincisi içinde bulunduğumuz toplumun kültürel kodları. O da bizi çok yönlendiriyor. Özellikle olumsuzluklar konusunda çok yönlendiriyor. İşte demin vermiş olduğumuz örnek mesela işte ucuz parfüm kokuyordu gibi. Mesela pahalı parfüm kokuyordudan farklı bir anlamı var çünkü ucuz parfüm kokmanın. Toplumun yönlendirmelerinde genellikle en çok kullanılan kokulu malzeme üzerinden gidiyor ki en çok kullanılan kokulu malzeme de nedir? Yediğimiz, içtiğimizdir tabiatından. Yani dolayısıyla kullanılan, tene sürülen, işte üzerimize sıktığımız parfümden ziyade mesela yiyecek kokularıyla ilgili toplumların böyle kompartman kompartman şey olduğunu görüyoruz, ayrışmış olduğunu görüyoruz. Hiçbir kültür bir diğerininkini tamamen kabullenemiyor. İşte ne bileyim ben bir vejetaryen toplumda bir hayvansal gıdadan bahsedemiyorsunuz. İşte ne bileyim ben bir Yahudi veya bir Müslüman toplumunda işte domuz eti kokusu sempatik gelmiyor insanlara. Veya Amerika'ya gidip sakatattan bahsedemiyorsunuz. Caz caz kokoreç yedik orada falan diyemiyorsunuz veya işkembeden bahsedemiyorsunuz böyle şeylerden. İkincisi dediğim gibi bu kültürel yönlendirmeler. Üçüncüsü de bizim nasıl bir organik yapıya sahip olduğumuz. Yani mesela laktoz intoleransımız varsa işte süt ve süt ürünleri kokusu bizim için itici şeyler. Çünkü şey risk içeriyor bunlar. Buna benzer pek çok şey var. Yani işte vücudumuz tüysüzse ve ne bileyim apokrin bezelerimizin sayısı azsa Japonlar gibi asla biz bir Orta Doğulu gibi kokmuyoruz o zaman demektir. Yani onların ortamları da farklı kokuyor. Yani bir Dubai'deki bir şey veya Kahire'deki bir ne diyeyim bir apartmana girip kapıyı çalsanız ve içeride 4 kişi oturuyor olsa o odanın kokusuyla Tokyo'da bir odayı açıp da içeride girdiğiniz 4 kişi olsa o odanın kokusu arasında dünya kadar fark var. Bu sadece kültürel değil ama Japonların vücut yapıları da farklı. Çok az ter ve ter kokusu üreten insanlar onlar. Dolayısıyla şey de değiştiriyor. Yani vücut yapımızın nasıl olduğu da değiştiriyor. Bireysel geçmişimiz, maruz kaldığımız kültürel kodlar artı işte o biyolojik yapımız diyeyim artık, biyolojik çeşitliğimiz. Bu üçüyle beraber biz kokuları iyi, kötü falan diye etiketlemeye başlıyoruz. Yoksa şey gibi değil. Mesela tat duyusunda vardır. Bitter acı olan tatlar biz doğuştan reddetmeye eğilimli olduğumuz tatlardır. Kokuda böyle bir şey yok. Böyle beyaz kağıt geliyor. Hepsi üzerine yavaş yavaş bu saymış olduğum üç şeyle beraber evet, doldurmaya başlıyoruz. Ya daha bu sabah bir şey yaşadım. Ya biraz berbat ama yani kusura bakmayın. Bundan sonraki bir iki sorum da böyle çok hani aslında belki de berbat değildir yani. Hayatımda ilk defa keçi sütü aldım. Çok merak ettim. Bir hani laktoz intoleransım yok bildiğim kadarıyla. Hani süt bayılmam ama süt içebiliyorum. Ya da diğer ürünlerini kullanabiliyorum. Keçi sütünü de çok merak ettim. Bir de herkes de faydalı faydalı diyor. Aslında atıyorum kefir alayım diye şey yaptım. Şu probiyotik falan filan. Yanlış şişe almışım. Sonra dedim ki keçi sütü zaten merak ediyordum. Dur kalsın geri vermeyeyim dedim falan. Bu sabah da kapağını açtım, böyle bir yudum aldım, almamla birlikte şişeyi bıraktım hemen yerine. O kadar rahatsız oldum ki, belki buna bayılanlar var. Bana direkt artık keçi bilgisinden mi? Bu arada en favori hayvanımdır keçi. Bayılırım, fotoğraflarım vardır keçilerle. Doğumlar görmüşümdür falan filan yani. Asla iğrenmem keçiden. Keçi kılı kokuyor gibi geldi. Yani tadıyla kokusu aynı anda bu ifadeyle geldi bana. Ve aman dedim bıraktım. Sonra dedim ki eşime yani o zaman sen de bir baksana şuna böyle bir koku aldı. Yok gayet normal bir süt bu dedi yani. Hani normal süt değil ama hani gayet normal. İnek sütü değil ama yani normal bir süt bence dedi. O almadı mesela o tadı ve kokuyu. Şimdi bu da hani kişi yani ona bakarsanız hani biz de yıllardır aynı evde yaşıyoruz, aynı şekilde besleniyoruz. Hadi o benden biraz daha fazla baharatlı yiyor diyeyim. Aradaki farkımız bu en fazla. Bütün bunlara rağmen
O iki algı arasında da muazzam bir fark gördük sabah. Bu neyle mümkün olabilir? Bunu nasıl açıklarız? Öncelikle şunu söyleyeyim, o almadı değil, o da kokuyu aldı ama o aldığı kokuyu sizin gibi tanımlamadı. Yani sizin almış, o ikiniz de aynı kokuyu alıyorsunuz, ikiniz farklı tanımlıyorsunuz onu. Size itici geliyor, onun için itici herhangi bir şey barındırmıyor. Şimdi tabii şeyi bilemem, tam sebebi söyleyemem ama şu şöyle bir prensip var, onu anlatayım, belki şey yapabilir, yardımcı olabilir. Demin demiştim, biz kokuları tek bir şeymiş gibi zannediyoruz aslında ama her koku aslında bir sürü molekülün bir araya gelmesinden oluşuyor demiştim. İşte çilek 350 molekül, gül 550 molekül vesaire falan, her malzeme için böyle aslında bir şey, doğal bir şey var. Bir moleküler formülasyon var aslında. Şimdi o moleküllerin sayıları tabii sınırsız değil. Yani gülün içindeki 550 molekülün mesela belki 60 tanesini çileğin içinde de görüyoruz. Dolayısıyla pek çok molekül pek çok farklı malzemenin içinde ortak olarak bulunuyorlar. Siz eğer daha önce koklamış olduğunuz keçi sütünün kokusunu oluşturan moleküllerden bir tanesini başka ve sizde huzursuzluk yaratan bir deneyime eşlik ederken veya başka bir yiyeceğin içinde kokladıysanız ve bilincinizin dışında onu o şekilde kaydettiyseniz, tekrar duyumsamanız halinde, tabii o geçmiş deneyimi geriye çağıramadığınız için kokuyu duyduğunuz yere, yani keçi sütüne yöneltebilirsiniz. Yani ilk defa işte ne bileyim keçi sütü içiyorum ama çok kötü bir kokusu var dediğinizde, aslında onun içindeki moleküllerden bir tanesini daha önce kötü diye etiketlediğiniz başka bir yerde duymuşsunuz. Ya bir deneyim olabilir, ya bir şey yerken olabilir, içerken olabilir. Dolayısıyla bu ortak molekül prensibi, tam sebebi bilmiyorum. Çünkü yani onu bulabilmek için de herhalde psikanalize falan gitmek lazım. Yani işte peşiyle de çok alakasız bir şey de çıkabilir bu arada. Bir peynir yerken olmuş olabilir veya işte ne bileyim ben denize girerken olmuş olabilir vesaire. O şeye nerede daha önce rastladıysanız ve onu o şekilde kaydettiyseniz, o kendini bu sefer keçi sütünün içinde hissettirince o olumsuzluk pat diye bunun üzerine de yapışıyor olabilir diye benim açıklayabileceğim bu. Onun ötesi beni aşar zaten. Şey, beynin yani, incelikleri yani bunlar hep. Ya aynı tabii, kesinlikle. Evet. Peki. Her şey. Evet. Peki. Her insanın evet yani işte ne bileyim Japonlar daha az terliyor ama işte ne bileyim Hintliler belki hani daha fazla terliyor, kullandıkları işte baharatlardan vesaire o etkiliyor o ter kokularını falan. Herkesin, daha doğrusu ter kokusu denilen şey, bütün o yan faktörleri çıkartırsak aynı mıdır? Hayır. Yoksa herkesin kendine az mıdır? Hadi bitti. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle ter kokusuna itici bir anlamı biz bugün yapıştırıyoruz. Geriye doğru gittikçe o itici anlam azalmaya başlıyor. Yani bir 300 yıl geriye gittiğimiz zaman ter kokusu zaten son derece olağan bir koku. Hatta 300 yıl geri gitmeyelim ya, yani bir 50 yıl geriye gidelim. İşte apartmanlara sıcak suyun belli günlerde verildiği dönemleri, ki yani hani ben biliyorum bu dönemleri yaşadım. Pazar günleri efendim. O dönemdeki ter kokusuna yaklaşımla bugünkü yaklaşım arasında bile dünya kadar fark var. Dolayısıyla o olumlu olumsuzluk sadece kişiye veya kültüre değil, içinde bulunan zamana göre de değişen bir şey. Yani bütün kokular için geçerli olmak üzere. Fırsattan istifade bunu da aktarayım diye söylüyorum soru gelmişken. Ter kokusu aslında bizim vücudumuzun kendine has kokusunun en net olarak aktarıldığı ortam. Yani bir vücut kokumuz var bizim. Bir, hiçbir şey kullanmadan, hiçbir şey yemeden, baharat veya işte meyve, egzotik meyveler falan yemeden böyle bazal vücut kokusu dediğimiz bir koku var. O kokunun en net aktarılabildiği ortam aslında ter kokusu. O şey de, o bazal vücut kokusu da aslında bizim bağışıklık sistemimizin dışa yansıması. Yani
bağışıklık sistemimizi düzenleyen genotipin dışarıdan gözlenebilir özelliği, yani fenotipi. Bu niçin önemli? Şunun için önemli. Çünkü böyle binlerce yıl geriye gittiğimiz zaman üreme temelli bir ilişkide bizim bir araya geleceğimiz partner ne kadar bizden farklı bir bağışıklık sistemine sahip olursa o kadar garanti oluyor doğacak çocuğun da bu zinciri devam ettirme olasılığı. Dolayısıyla bilinçli olmamak kaydıyla, vücut kokusuyla bizim büyük büyük atalarımız doğru çiftleşme partnerine ulaşabiliyorlar. Şimdi hepimizin bağışıklık sistemi, hiçbirimizin genetik yapısı bir diğerinin tam aynısı olmadığı için hiçbirimizin vücut kokusu da bir diğerinin aynısı değil. Dolayısıyla hayır, hepimizin teri aynı değil, hepimizin teri aslında farklı kokuyor ve bu yediğimizden, içtiğimizden, içinde yaşadığımız ortamdan bağımsız bir şey. Yani dışarıdan gelenle oluşan değil, içeriden çıkanla oluşan bir farklılık var vücut kokularımızda. O kısa hayırın açılımı bu diyeyim. Yani. Okay. Peki bu taklit edilebilir bir şey mi? İmite edilir mi? Yani imite edilebilir tabii. Yani bütün cihazlar var. Yani saptayabilecek cihaz var. Üretecek moleküller var. İşte ne bileyim Süskind'in kitabında zaten hani hatırlarsınız belki filmi de izlemişsinizdir. O şey üstüne yağ sıvıyordu da orada. Onları bugün yağ sıvamadan laboratuvar ortamlarında hallediliyor zaten. Böyle birkaç denemeyi de ben görmüştüm. Yani Amerikan ordusunda işte o uzak işte Irak'a falan gidiyorlar. Onlar tur diyorlar. İşte asker gidiyor, 2 sene görev yapıyor, geliyor. İşte uzağa gitmiş. Burada da çocuklarını özlemiş. İşte burada çocuklarının kokusunu hapsedip gönderiyorlar. O da askerde orada kokluyor ve ağlıyor. Tabii bu da videoya alınıyor. Askerin de aslında insancıl olduğu falan. Orada bir sürü alt metin var tabii. Bu işler boşuna yapılmıyor sonuçta. Yani teknik olarak yapmak mümkün ama iş hep dönüp dolaşıp ekonomiye dayanıyor. Yani niye böyle bir şey yapabilirsiniz ve kaça yapabilirsiniz böyle bir şeyi? Yani sonuçta ne bileyim ben ölen hayvanlarını klonlayıp onlar yaşamaya devam eden insanlar var falan filan yani var, var oğlu var. Tabii insanın istekleri bitmiyor. Peki kokuya döndüğümüzde sizin kitapta şöyle bir şey gördüm. Koku ölçer diye bir şey varmış. Olfaktometre. 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 Daha doğrusu koku yoğunluğunu ölçen bir alet. Evet. Çünkü yani bizde yeni yeni çıkıyor olmasına rağmen yurt dışında falan sanayi tesislerinin olunduğu bölgelerdeki koku yoğunluğu bir takım regülasyonlara tabi. Yani bizdeki gibi işte fabrikaların olduğu bölgeden geçerken işte kötü bir koku gelsin böyle şeylere müsaade edilmiyor tabiatıyla. Bunları ölçmek için de bir takım cihazlar var. Çok yeni değil bunlar bu arada yani. Ya aslında bunu yani ben bilmiyordum fakat bu bende şöyle bir soru getirdi. Hani artık insanların yerini robotlar alacak vesaire gibi hani tartışmaların olduğu bir çağdayız ya. Acaba dedim hani böyle bir cihaz varsa kokuları ayıran bir yapay zeka da geliştirilmiş olabilir mi? Tabii ki, tabii ki. Yani zaten bütün bu şey bir sürü deneysel çalışma var. En son bu COVID şeyiyle beraber, bu virüsle beraber mesela Helsinki havaalanında bir şey dediler. Köpeklere virüsün insan vücudunda yol açmış olduğu değişikliğin kokusunu öğrettiler. Ondan sonra da havaalanında işte o polislerin elinde köpekleri dolaştırdılar. Ve burada enfekte olmuş hasta var mı diye baktırdılar. Ve zaten %90 oranında doğru tespitle beraber işte şu dedi, çektiler kenara, testini yaptılar. Hakikaten pozitif çıktı insanlar vesaire falan. Bunun aynısının kanser türlerinin bazılarında da uygulandığını biliyoruz. Mesela işte cilt kanserinde köpek tespit edebiliyor. Yani bir takım köpek hep örnek olarak en yakınımızdaki evcil hayvan olduğu için. Bir de sanırım koku algısı çok yüksek bir hayvan olduğu için. Herhalde. Yani başka hayvanlar da var tabiatında ama köpek çok kolay. Yani zaten yakınımızda bize de yabancı değil. Biz de kabullenmişiz. Hatta o kadar kabullenmişiz ki biz artık bir takım kokuyla ilgili binlerce yıl önce yaptığımız bir sürü şeyi vekaleten köpeklere devretmişiz. Yani güvenlik şeylerini mesela. Yani tabii. Biz artık bahçeye çıkıp havayı koklamıyoruz düşman geliyor mu diye ama köpek koklayıp kuyruk sallayıp bize haber verebiliyor.
Şimdi işte kanserde var, bunda var. Mesela arılarla mayınların tespitiyle ilgili çalışmalar var. Çünkü dünyada böyle çatışma bölgelerinde çatışmalar bittikten sonra bile izi kalan mayın dediğimiz bir felaket var. Ve bir sürü insan da bundan dolayı sakat kalıyor veya ölüyor. Mesela arılara sadece şekerle ödüllendirerekten koşullandırmak kaydıyla gidip işte o mayındaki patlayıcının kokusunu öğretebiliyorsunuz. Gidip orada yoğunlaşıyorlar. Sizde işte lidar diye bir aygıt var. O aygıtın başına oturup ekranda o bölgelerde mayın olduğunu anlıyorsunuz falan. Bütün bunlar hayvanlara yaptırılıyor olmasına rağmen burada esas olan hayvanların tanımlama algoritmasını çıkartaraktan bunları bir kısım makineye uyarlayabilmek. Dolayısıyla artık bunları bir kısım makineler alabilecekler bu kokuları. Mesela işte ne bileyim ben bir kanserle ilgili bir endişe yaşıyorsanız bir ön tanı koyabilme imkanı olacak bir makinenin sizin vücudunuzdaki koku moleküllerini duyumsayıp da onun üzerinden bir şey yapmasa, bir sinyal vermesiyle beraber. Tabii şu anda şu anda hayal gibiler bunlar ama çalışılıyor üstünde sonuçta. 10 sene, 12 sene oldu zannediyorum. Mesela cep telefonundan da koku göndermenin şeyi çözüldü, patentleri alındı falan bir sürü yerde. Ama şimdi bunlar işte ekonomik... Ona bir türlü kafam basmıyor bu dediğiniz şeye. Çünkü bir dönemde kokulu filmler yapılacak dendi. Hatta bir iki sinemada da galiba uygulaması da yapıldı bunun. Bir türlü tabii kafamız basmadı. Kokulu film nedir kardeşim? Yani hani vaktiyle kokulu gazeteler çıkmış, Türkiye'de de çıkmış. Ama hani o daha somut bir şey. Koku somut bir şey değil. Sinema salonuna mı vereceksin sen o kokuyu? Ne demek? Yani bir türlü kafamız basmadı. Bu dediğiniz de aynı şekilde. Cep telefonundan koku göndermek ne demek? O bilgiyi mi gönderiyoruz algısal olarak? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Koku somut bir şey değil, çok doğru bir tanım değil. Koku son derece somut bir şey. Molekül diyoruz. Yani koku kimyasal bir duyu. Tek fark şu, elle tutamıyoruz ve gözle göremiyoruz. Onun için soyutmuş gibi geliyor bize. Ama aslında o anlamda somut. Somut. Evet, o anlamda. Son derece somut. O bahsetmiş olduğumuz sinema salonlarındaki denemeler tarihin en kötü iş fikirleri olarak geçtiler zaten. Yani böyle çünkü şey çok 1930'lardı zannediyorum. Smell-O-Vision diye bir şey çıkarttılar böyle. Kokuyu düzgün veremediler. Kokuyu verecek alet teknolojisi o zaman yeteri kadar gelişmemiş. Dolayısıyla siz filmi izlerken böyle dipten bir şşş diye bir ses duymaya başlıyorsunuz. Çünkü kokuyu vermeye başlıyor makine o sırada. Bir kere ses olarak rahatsız ediyor. İkincisi sinema salonu, özellikle o dönemde sinema salonları balkonlu sinema salonları, aşağıya verdiğiniz kokunun balkona ulaşması daha geç oluyor ve o sırada sahne değişmiş oluyor zaten. Saçma sapan bir şey oluyor. Üçüncüsü, böyle ortam kokulandırmalarında ardı arda birkaç tane koku kullanılacaksa en büyük problem şudur. Yani ortama kokuyu vermekte hiçbir sorun yoktur fakat kokuyu toplamakta sorun vardır. Yani bir kokuyu verdiniz, onu birden geri toplamanız lazım ki ardından ikincisini verebilir. Toplayamadan ikinciyi verirseniz ikinci saf olarak algılanmaz, birinciyle beraber algılanır. Bu sefer de problem çıkar. Dolayısıyla böyle gösteri sanatlarında koku kullanımının başarılı örnekleri de olmasına rağmen tam doğru uygulanması, yani kokuyu vereyim, tam anında vereyim, hemen ardından hava kanallarından onu toplayayım falan çok pahalı bir iş. Zaten sinema salonlarının artık istikbali bile tartışmalı olduğu, işte Netflix'ten çil diye laflar çıktı, yeni sözlüğünü yarattı ortam. Dönemde uygulanır mı, uygulanmaz mı çok fazla bilmiyorum. Ama cep telefonunda olay şöyle, şey gibi düşünün, işte renkli yazıcı kartuşu gibi düşünün. 3 tane renk var ama o 3 renk üzerinden siz bir sürü farklı ara renkleri çıkartabiliyorsunuz. Cep telefonuna da böyle bir şey monte edilecek. Demiştim demin, bir sürü molekül bir sürü şeyin içinde ortak olarak da mevcut. İşte 3 molekülün veya 4 molekülün en çok ortak olduğu 20 tane kokuyu mesela o 4 molekülün belirli oranlarda ortama difüze edilmesiyle beraber siz yaratabileceksiniz. Yani ben buradan sizin telefonunuza mesaj gönderdiğimde canım çikolata yemek istiyor dediğimde bir gülen surat yapmak yerine orada çikolata düğmesine basacağım. O 4 molekül belli bir oranda karşı tarafa gidecekler ve ortalık çikolata kokmaya başlayacak. Ha,
Ama şimdi bu cihaz benim telefonumda da varsa olacak bu. Bravo. Zaten olamamasının herhalde sebeplerinden bir tanesi bu. Bir, karşı tarafta bunun olması lazım. İkincisi, bu bir artık sarf malzemesi haline geliyor. Yani telefon, gerçi telefonun kendisi de sarf malzemesi oldu tabii artık. Bir iki seneden fazla kullanılmıyor. Ama yani sürekli bilgisayarın printerının nasıl kartuşunu değiştiriyorsanız oradaki koku kartuşlarını da değiştirmeniz gerekiyor. Tabii bu üç renk kartuş teknolojisine benzetme teknolojisi benim bildiğim, onun dışında da birkaç tane bir şey geliştirildi. Fakat dediğim gibi yani ekonomik olduğunu zannetmiyorum. Ya da şapkanın altında başka şeyler var. Önce onlar çıkacak, en son bu gelecek gibi. Ama eninde sonunda bu gelecek yani, bu kesin. Cep telefonuna gelmese bile bilgisayara gelecek. Çünkü artık insanlar o bilgisayar içinde farklı bir hayat yaşamalarıyla beraber o hayattaki duyusal deneyimleri de zenginleştirmek durumunda kalıyorlar. Doğru. Sadece görerek ve işiterek değil. Şimdi oyun oynarken koltuklar var mesela. İşte ateş ediyorsunuz, koltuk sallanıyor. Mesela bakın, dokunma duyusu devreye girmiş oluyor. Koku da illaki girecek. Yani en büyük korkularımdan biri bu arada yani bu benim. Çok katılıyorum size. Yani şu bilgisayarlar çıktığından ve o bilgisayarın ekranındaki bizim o hiçbir şey açmadan o gördüğümüz ve dosyalarımızın biriktiği yere masaüstü denmeye başlandığı günden itibaren ben mesela kişisel olarak çok rahatsızım bundan. Çünkü bu öyle ne diyeyim ben, masum bir şey değil bence yani. Ha, kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz tabii ama şimdi bazen zaman zaman işte telefonumu temizlerken ya da işte ne bileyim belli dosyaları, belli app'leri bir yerde kategorize etmişim. Öbürünü öbür tarafta etmişim falan. Onlara bakarken bayağı dolabımı toplamak gibi bir şey haline geliyor bu bir süre sonra. O kadar kişiselleştiriyorsun ki her şeyi. Ürküyorum da bir yandan. Ama hani kaçınılmaz olarak da kullanıyoruz. Peki. Konuya dönecek Pardon. Buyurun, çok özür dilerim. Buyurun, hayır. Bir şey diyordunuz bu konuyla ilgili. Yani hayat kaçınılmaz olarak belki buraya gelecek. Benim esas endişem bütün duyularda sistem o çok fazla suistimal etti. Yani mesela işte bir görsellik var bizim hayatımızın içinde. Hasbelkader iki ayak üzerine kalkılmış, işte ne bileyim ben 20 milyon yıl önce de genlerden biri şaşırmış, farklı renkleri de görebilmeye başlamışız da gelen bir yolculukta bugün nereye baksanız bir görsel mesaj bombardımanıyla karşı karşıyasınız. Ve inanılmaz yoruluyoruz aslında bundan. Yani reklam, işte haber, şu bu vesaire falan. Şimdi bunu yorduktan sonra sıra diğer duyulara gelmeye başladı. Kokuda da suistimalin bu boyuta varmasından korkuyorum ben. Yani son derece naif, dediğim gibi son derece temel bir takım işlevleri yerine getirmeye çalışan bir tane duyu bu. Tamam, parfüm diye bir şey var ama parfüm zaten ne ki, yani bütün koku endüstrisinin %8-%9'u parfüme gidiyor. Geri kalan bir sürü şeyde kullanılıyor bunlar. Hayatın içine bu şekilde içselleştirerekten sokulmasıyla beraber suistimalin de oluşacağı zemini daha genişletmiş oluyoruz. Esas endişe bu tabii. Şeyden bağımsız söylüyorum bunu. Yani dediğiniz gibi işte o masaüstü denmesi, homepage, ev sayfası denmesi falan gibi, lisan iktidar çünkü, dil iktidar. Yani dil üzerinden bir sürü normalleştirmek mümkün. Ondan bağımsız olarak bir de duyu açısından böyle bir şeyim var, endişem var benim. Onu söylemek istiyordum. Evet evet, çok haklısınız. Paylaşıyorum o endişenizi. Peki finalde toparlayacağız. Hem kokunun hem işte kültürün... ne bileyim hem yemek olsun ya da farklı lezzetler olsun, modanın vesaire, her şeyin olmazsa olmazı bir pazarlama yöntemi var. O da reklam tabii, yani buna da reklam diyoruz. Bütün bunları ya hani paralar dökerek reklamını yapıyoruz yahut da işte fısıltı gazetesi dediğimiz şey de aslında bir tür reklam. İlk atası yani bunun. Şimdi bir dönem koku mesela 2000'lerin ilk 2001-2002'ler falan herhalde, bir dönem o dönem New York'ta
Hangi mağazaya girsem, hangi restorana girsem her yer ginger kokardı. Böyle bir moda mı vardı? Neydi yani? Sanki böyle hani onun şey ya, logosu elmadır ya, yani onun gibi böyle bir alameti farika olmuştu. Ama dönem, yani sonra hani ne oldu bilmiyorum da. Yine cincire bir alerjim olmadığı halde böyle her yerde buram buram böyle o kokuyu alıyor olmak falan böyle çok rahatsız etmişti beni. Sonra baktık ki hala az sayıda da olsa Türkiye'de kimi markalar kendi mağazaları için koku ürettirmeye başladılar. Doğru mu? Doğru. Bir, bunu niye yapıyorlar? Konuşalım isterim. Yani çünkü o reklamla bağlantısı, o müşteri sadakati ya da o ilgi çekicilik, her neyse onlar. Profesyonel olarak nasıl anlatırsınız bu olayı? Marka kimliğinin bir parçası olarak görmenin dışındaki duyuların da içine, işin içine dahil olması çok eski bir şey aslında. Yani kokuyu duyduğunuz anda koku bir temsildir öncelikle. Yani koku hiçbir zaman kendi başına bir şey değil. Her zaman bir şeyin temsili. Kokuyu duyumsadığımız anda temsil ettiği şeyle beraber biz canlandırıyoruz zihnimizde. Burada da marka kimliğinin bir parçası haline getirilerekten o kokuyu duyumsadığımız anda işte neyi sembolize ediyorsa, neyi temsil ediyorsa onu hatırlamamız amaçlanıyor. Ama bu eskidir, yani yeni değildir derken şunu demek istiyorum. Bunun en yaygın uygulamalarından bir tanesi aslında 2000 küsur sene geriye gidiyor. Yani Matta İncil'ine göre Hazreti İsa doğduğunda doğunun 3 müneccimi onu ziyarete gidiyorlar. İşte gökteki yıldızları takip ederek gidiyorlar hatta. Ve gittiklerinde de birer tane hediye götürüyorlar. Bir tanesi altın götürüyor, bir tanesi mür götürüyor, kokulu bir reçine. Bir tanesi de frankincense götürüyor, o da başka bir kokulu reçine. Şimdi o giden üç hediyenin kokulu olan iki tanesi ve frankincense o günden bugüne kiliseler tütsü olarak kullanılıyor. Dolayısıyla o tütsüyü duyduğunuz zaman hemen o inanç sisteminin, o inanç sistemi ve o inanç sisteminin pratiğinin gerçekleştiği yer geliyor aklımıza. Buradan da gelmek istediğim şu, aslında bu da bir marka kokusu. Yani satılan bir ürün değil veya bildiğimiz anlamda para karşılığı satılan bir ürün değil ama bir markanın kokusunu temsil ediyor işte onlarda. Onun için 2000 yani, sene önceden... Çıkış yolu itibariyle belki bir satış amacıyla yapılmadı ama sonrasında sonuçta hani belli oranda dinlerin de pek çok şeyi ticarete döktüğünü düşünürsek gayet aslında cayır cayır bir reklam. Tabii reklam ama yani yüzlerce binlerce yıl bir satış amacı taşımayıp ama taraftar ve taraftarlarına yön gösterme amacı taşıyan kokulu öğeler. Tabii bir tek bunu ben en net örnek olduğu için Hristiyanlık üzerinden anlattım. Yani bunu diğer dinlerde de anlatmak mümkün. Tek tanrılı ve çok tanrılı bir sürü dinde koku bir şey olarak kullanılıyor çünkü. Tabii. Marka sisteminin bir parçası. Tabii. Peki bu asıl mağazalara dönersek, hani marka kimliğini yaratmak için bir hani eş ya da ne bileyim ek bir parça olarak da kullanılıyor. Fakat çok riskli bir şey değil mi? Yani ben o markanın mağazasına girdiğimde onların seçmiş olduğu o kokuyu sevmiyor da olabilirim. Hani çok belirleyici bir şey değil mi yani? Gerçi çok fazla yoğun tüm markalarda görmüyoruz elbette bunu ama belki de sebebi de olabilir. Yani tekstil perakendecilerinin neredeyse, yani zincir hale gelmiş tekstil perakendecilerinin pek çoğunda var marka kokusu. Burada risk dediğiniz gibi bir sevmeme olabilir. İki, ortama verilecek miktar ayarlanmamış olabilir ki ben seçkin yerli markaların bir tanesinin dükkanından dışarı çıkmak durumunda kaldığımı biliyorum kokunun kesafeti yüzünden ki ben bu işle ilgileniyorum, yani ben rahatsız oldum ve çıktım dışarı. Bu olabilir. Üçüncüsü, tabii bunları kenara bırakırsak daha önemli bir şey, alerjik bir durumda olabilir. Ama işte bu da sonuçta bir istatistiğe bakıyor herhalde. Yani 100 bin kişi gelip de 3 kişi sevmeyecekse
Ama onun karşılığında 5000 kişinin de zihninde bu koku benim markamla eşleşecekse elimi bu taşın altına sokar mıyım, sokmaz mıyım? Herhalde oraya geliyor sonuçta bu iş. Evet. Çok incelikli bir hadise koku. Yani işte bu yazdığınız 4 kitap aslında birbirine o kadar böyle organik bir şekilde bağlı ki hiçbirini yani başlıklar olarak söylediğimizde işte kokular, parfümler, kültürler, lezzetler hepsi birbirinin içinden geçen hikayeler bunlar. Hiçbirini birbirinden daha bağımsız insan algısında daha bağımsız kılamıyoruz. Çok incelikli bir meseleyi çok lezzetli bir şekilde anlatıyorsunuz. Ben öncelikle kişisel olarak çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler çok neşeli geliyor bana, doğrusunu isterseniz. Ya da o sizin anlatımınız da neşeli bir hale geliyor, bilmiyorum. Sağ olun, var olun geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum kırmadığınız için ayrıca. Ben teveccühünüz için teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir söyleşiydi benim için de. Çok mersi, sağ olun. Yeniden görüşelim umarım. Efendim sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Medyascope TV'de Romy Knight'ta yeniden birlikte olalım. İyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.